Herkese selamlar. Toprak Starım seramızda sonunda tohum ekmeğine başlıyoruz. Önceki videolarda zaten bütün işlemleri anlatmıştım. Bugün sadece tohum ekmeğini anlatacağım. Şöyle ilk olarak fazla tohumlarımız var. Tabii ilk önce şunları göstereyim. Ben şu şekilde internetten etiketler almıştım. Şöyle. Üzerlerine isimler yazdım. Böylece ektiğimiz ürünlerin neler olduğunu bilebilirim diye. İlk olarak şöyle paketimizi açıyoruz. İlk olarak fazla tohumu. Şöyle avcumuza biraz alıyoruz. Tohumlar gayet iri. Ekimi de kolay. Şöyle saksılarımız hafif kuruduysa şu şekilde alttaki nemi alıyoruz. Daha sonra şöyle serpiyoruz. Tohumu fazla atmanın bir zararı yok. Eğer fazla gelirlerse ilerleyen zamanlarda aralarına çıkartırız. Yan taraftaki saksıya da aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle eğer bitkiden ikişer adet ekmeği düşünüyorum. Burada önemli olan kısım toprağımızın yumuşak olması, üzerine attığımız. Şöyle mutlaka tohumların üzerine torf veya palet atmak gerekli. Yaklaşık olarak 1 veya 2 parmak yeterli olacaktır. Çünkü pazı tohumu biraz iri. Şuradan da dikelim. Sulamaya gerek yok. Zaten torfumuz nemli. Şöyle etiketlerden pazı olanı şöyle üstüne koyalım. Karışıklık olmasın. Daha ince bir tohumumuz. Şöyle semizotu var mesela. Onun tohumu çok daha küçük. Şöyle bastıralım. Semiz tohumu çok küçük olduğu için torfun aralarına kaçabilir. Bu yüzden iyice bastırmak gerekli. Şuradaki saksımızı da iyi bastıralım. Tekrardan avucumuza biraz alıyoruz. Zaten görüyorsunuz. Çok küçük tohum var. Şöyle onları da serpiyoruz. Zaten serpildiği bile gözükmüyor. Yan taraftaki saksımıza da atalım. Fazla tohumuna göre tohumlar çok küçük olduğu için üst kısma attığımız torf ve paletin de çok ince olması gerekli. Bir parmak yeterlidir. Hatta daha da azaltabilirsiniz. Bastırıyoruz. Diğer saksıya da aynı işlemi yapıyoruz. Eğer kullandığınız torf karışımı nemsizse mutlaka nemlendirin. Nemli olduğu zaman tohumların çıkışı daha hızlı olacaktır. Son olarak bir tohum daha ekelim. Daha şöyle kuru olan saksıyı gösterelim. Torfun nemli olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz.
Eğer açık renkli ise bu toprak nemsizdir, sulamak gerekli. Şöyle koyu renkli ise nemlidir, herhangi bir sulamaya gerek yok. Şunu alalım, biz nemli olan saksıyla devam edelim. Şöyle ıspanak tohumumuzu ekelim. Ispanak tohumu da biraz iri tohum. Şöyle. Hatta bunların en azından hızlı çıkanları ıspanak olacak diyebilirim. Onu da şöyle serpiyoruz. Diğer saksımıza da aynı şekilde. Önceden söylediğim gibi tohumları fazla atmanın bize ağrı yok. İlerleyen zamanlarda onları da tek tek çıkartıp başka bir yere aşılayabilirsiniz. İlla çıkan tohumları hepsini bırakma diye bir lüksümüz yok zaten. Hepsi de çıkmayabilir. Çıktığı zaman da bir saksı daha alıp buradaki fideyi başka bir saksıya aşılayabilirsiniz. Ispanak tohumumuz iriydi. Bu yüzden normalden biraz daha fazla torf koyabiliriz. Şöyle. Tohum ekimimiz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.